Şimdi verilen ücrete bir bakın. Lütfen. Ücretleri okuyacak. Evet. Acaba bu misafirhane dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına... Bir dakika. Aciz misiniz? Ya ne demek aciz misiniz? Sonsuz ihtiyacım var. Sonsuz. Dünyaların yaratılması lazım. Gezegenlerin yaratılması lazım. Suyun, havanın, o gelinlik gibi giydirilen atmosfer tabakasının vücudunda şu an su gibi dağılması gerekip kayyum ismiyle dağılmayan bu atomların, bu kuarkların her birisinin Allah'ın tecellisine böyle gram gram an ve an ihtiyacı var. Ya Rabbi ben çok acizim çok. Peki bana ne lazım? Sonsuz kut yani gıda. Bir de gına lazım. Gına zenginlik lazım yani. Gani diyoruz yani zengin. O zaman ne lazım biliyor musun? Sonsuz acizin bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sonsuz kudret ile buluşması lazım. Bu buluşmanın adı da namazdır. Sen bu namaza üşenerek geliyorsun. Ama şu namazı da bir kılalım diye geliyorsun. Allah Allah. Nasıl bir akıl tutulması? Nasıl bir akıl tutulması? Şimdi bir insanda güzel bir namaz onun sinesine, bünyesine işlese. ya o insana dışarıdan baktığınızda, biraz muhabbet edip tanıdığınızda ya bu adamda ne güzel Müslüman, namazı ne güzel diye hissedebilir misiniz, hissedemez misiniz? Hissedersin ya. Ya bizim öyle namazı güzel kılan arkadaşlarımız var. İnan günlük başına üç musibet geliyor. Adamın ses tonu değişmiyor ya. Diyorsun ki ya bu adamdaki bu tevekkül, bu özgüven nereden geliyor? Meğer özden gelmiyormuş, Allah'a güvenden geliyormuş. Namazda öyle ciddi konuşmalar, öyle ciddi dualar, öyle ciddi demek ki Rabbinden güvenler alıyor ki o arkadaş. Başına ne gelirse gelsin ses tonu bile değişmiyor arkadaş. Şimdi çok saçma bir cümle var toplumda. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz diye. Ya paralı adamı bir kilometreden tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz lütfen? Esnaf arkadaşlar bize yardımcı olur musunuz? Paralı bir adamı bir kilometreden tanıyor musunuz, tanımıyor Ya adamın yürüyüşü değişiyor ya. Şöyle yani selam verişi. İşte fakirken nasıl selam verilir? Ömer sen bilirsin ya. Talebe Ömer nasıl cevap verilir? Merhaba abi. Merhaba abi. Peki Ömer zenginken nasıl cevap verilir? Selam. Merhaba canım. Merhaba canım. <laughs> Ömer! Ömer şimdi sen iki halide yaşamış bir arkadaşımızsın. Ömer fakirken nasıl selam veriyordun? Selamünaleyküm abi. <laughs> Peki Ömer parayı bulunca nasıl selam veriyor insan? Merhabalar. Merhaba. <laughs> Ya bu adamı bir kilometre öteden tanır mısınız tanımaz mısınız? Kilosu da işte Ömer'in ya. <laughs> ya şimdi o kadar saçma bir cümle ki parayla imanın kimde olduğu belli olmaz diye. Olmaz olur mu ya? İmanı almış bir adamın girdiği mekanlardan kıldığı namazdan belli olur. Niye? Affedersiniz bir cümle var. Kusura bakmayın. Ölmüş eşek kurttan korkmaz derler. Niye öyle derler? Kaybedeceği bir şey yok ya. Şimdi bir adamda maneviyat yoksa namaz yoksa o adam zaten bir şeyden korkmaz. Niye? Kaybedecek bir şey yok. Bara girer, diskoya da girer, haramlara da girer, kötü arkadaşlara da girer. Ama bir adam namazla böyle içine mücevheratları dizmişse o adam tenhalarda gezmez. Der ki ben tenhalara gidersem benim mücevheratımı çalarlar. Der ki benim bir layık olduğum yer vardır o da namazdır, secdedir der. Nasıl ücretler, nasıl ücretler? Mücevher dükkanına çeviriyor insanı namaz. Böyle bir ücreti ne verebiliyor da dünyada hiçbir şey üşenmiyoruz da biz namaza böyle suhre gibi, böyle maskara gibi namaz kılıyoruz ya. Allah Allah, Allah Allah. Ücreti mi az geliyor acaba? Şu ücretlere bak. Dünyada, ahirette bu ücretleri kim verebilir sana? Kim? Allah'tan başka kim? Buyurun devam edelim. Ve elbette bir menzilin olan kabrinde gıda ve ziya. Bir dakika. Kabir nasıl? Çok hadiste rivayet ediliyor. Dehşet, karanlık. Biz bu arada şu an neyi konuşuyoruz? Namazın? Ücreti. Ücretini konuşuyoruz. Namazın dünyada ücreti çıktı. Kalpte ücreti çıktı, ruhta ücreti çıktı. Şimdi nerede ki ücretini konuşuyoruz? <laughs> Kabirde. Allah Allah. Böyle bir para birim var mı ya her yerde geçen? Varmış işte. Namazdaki ücrete bak. Kabirde namaz nasıl bir ücretle geliyor? Yine bir hadis okuyalım mı? Bu azam hadisler ya. Cenaze mezara konduğu zaman kendisini defnedenlerin daha ayak sesleri kesilmemiştir ve melekler gelir sorar. Sorguyu anlıyor. Çok dehşetli bir şey. Ya iş görüşmesine gittiğinizi düşünün ya. Burada mümkünneke sorguya alıyor. Sorgunun karşına ne verilecek? 30 yıllık öyle bir yırtık diploma verilmeyecek. Sonsuz bir hayatta cennet bir cehennemim nereye gideceksin böyle kabirden birer pencere birer menfez açılmış oradan görüyorsun oraya gideceksin. Tam o esnada bir yardımcı lazım mı? Ya Rab ne olur bana yardım edecek bir dost lazım. İşte orada o dayının, halan, amcan, teyzen bir dostum vardı faça emzi Onlar işte kabirde para etmiyor. Ne para ediyor biliyor musun? Bak kimler geliyor yardıma. Tam o anda nurani bir şey gelir ve onun başucuna oturur. Bu onun namazıdır. Bir başka nurani şey sağ tarafına oturur, bu onun orucudur. Bir başka nurani şey sol tarafına oturur, bu da onun zekatıdır. Bir başka nurani şey ayak ucuna oturur, bu da onun sair hasenatıdır. Bunlar sağdan ve soldan kabrin onun kemiklerini sıkmasına, sıkıntılar vermesine karşı onu korur. Şimdi kabirde nurdan bir arkadaş gelecek. Bunun kuvveti kime bağlı? Bize bağlı. Ne yapmana bağlı? Namazı manalı kılmaya diyelim mi? Çünkü birazdan namaz kılanlar öyle ağır laflar söyleyecek ki Üstad Hazretleri. Suhre gibi namaz kılıyorlar diyecek. Maskara gibi. O yüzden namazı ayetin emrettiği gibi ikame etmek. Yani içini imanla doldurmak manası çok önemli burada. Şimdi sen eğer o namazı kuvvetli bir arkadaş etmişsen, kabirde de tecessüm ederek, cisimleşerek senin yanına öyle bir arkadaş gelirse, sıkışan kabirde inen demirliklerin her birisine gücü yeter, kırar döker atar. Ama maalesef ağzını yüzünü kırarak bir namaz kılmışsın. Ne böyle tadil erkan var, ne manası var, ne kimin huzurunda olduğun mana var. Ama şu borcu ödeyelim de kalkıp gidelim işte diye. Allah'a böyle sanki haşa, haşa haşa iltifatta bulunuyor gibi bir namaz kılıyorsun. O namaz kabirde öyle bir gelecek ki kabir seni sıkacak. Sen diyeceksin ki ey arkadaş bana yardım et. Vallahi edeceğim de şu kolumun güçsüzlüğüne bak. Elim kalkmıyor diyecek namaz. Cisimleşmiş, tecessüm edip müşahhas bir hal almış o namaz. Sana diyecek ki kolum kalkmıyor. Ya şu karşımdan gelenleri görmüyor musun? Burada bana yardım etmen gerekmez mi diye hitap edeceksin. O da diyecek ya gerekir de benim ayaklarım çok güçsüz kaldı. Oraya kadar koşup sana yardım etmeye gücüm yetmiyor. Niye yetmiyor? Senin suhre gibi, maskara gibi kıldığın, ağzını yüzünü kanattığın o namazlar yüzünden. Başı gözü kırık bir namaz kılıyoruz. Bütün dikkatimiz dünyanın geçici bir yerinde. Kalıcı namazlar güçsüz kalıyor. Şimdi bu okuduğum hala hikaye zannediyoruz. Hikaye değil. Şu okuduğum satırların alası asıl gerçeklik. Asıl bir hikaye varsa bir günü bir gününe denk gelmeyen ve elinde tutulamayan Matrix gibi, o Matrix filmindeki gibi şu dünya. İllüzyon gibi bir dünya. Bir andı söndü gitti. Yarın nerede bilmiyorum. Akıbet nerede? Meçhul. Anı tuttun tuttun tutamadın meçhul. Ahirette sonsuzluk mevcut. Bir şey hakikatse eğer, hakikat olan sadece burasıdır yani. Namazın ücretlerini konuşuyoruz ha. Dünyada ayrı ücret, kabirde ayrı ücret, mahkeme-i kübrada ayrı bir ücret. Buyurun. Ve her halde mahkemen olan mahşerde. Bakın başka yere de taşınıyor aynı ücret. Evet. Senet ve berat ve ister istemez üstünden geçilecek sırat köprüsünde nur ve burak olacak. Bir hadis okudum mana olarak söyleyeceğim. Bir eksikliğim varsa lütfen kusura bakmayın birlikte araştıralım. Bir sahabe efendimiz o sırata ev kuracağım gibi bir hitapta bulunuyor. Bu ne demek biliyor musun? Herkese kılıçtan keskin değil demek ki sırat. Bazılarına ev yapabileceği kadar geniş köprüler halinde olacak sırat. Kimlere? Namazını ayetin beyanıyla ikame edebilenlere, ayağa kaldırabilenlere, namazla yaşayabilenlere, nuhunu namaz ile evlendirebilenlere. Yani o sırat köprüsünden birileri kılıçtan keskin diye korkarken namazına sarılmış birileri o köprüden geçerken "Yahu ben de şuraya bir ev mi yapsam?" diye daha o güzel yerde düşünecek. Niye ev yapmak istersin bir yere? Çünkü orası güzeldir. Öyle değil mi? Allah Allah. Evet. Sırat Köprüsü'nde nur ve burak olacak bir namaz neticesiz midir? Veyahut ücreti az mıdır? Biz burada bir nefsi ikna yolu görüyoruz. Demek ki iman dersindeki bir amaç da nedir? Nefsi ikna yolu. Nasıl ikna ediyorsun? Nefis bir şeyde fayda görürse onu bırakmaz değil mi? Sen nefsi bile buna ikna edebilirsen, ya cennem var, senle biz niye yanalım cehennemde? Bak cennete birlikte gidelim arkadaş diye ikna edebilirsen, demek ki nefis burada gördüğü faydayı bırakmaz. Ama o kadar dünyevileştik ki, Gerçekten böyle. Bütün planlarımız maddenin içerisinde kalmış. Şimdi birisi bize dese ki, ya rekat başı da sana bin lira veriyorum, hibe ediyorum dese, onamaz bitince ilk neyi sorarız? Ya iki rekat daha kıdayım da iki bin lira daha verir misin? Nereden belli böyle soracağımız? E iki bin liraya kadar akşama kadar çalışıyorsun. İki bin lira için akşama kadar çalışan, iki bin lira için iki rekat daha namaz kılar. Ama bunun karşılığında Allah Azze ve Celle'nin verdiği iki bin lira da değil, dünyada ayrı bir huzur veriyor, kabirde sana gıda veriyor, Mahşer gününde sırattan geçirebilecek bir burak veriyor sana. Şimdi böyle bir ücret az mıdır acaba? Allah Allah. Patronunun vereceği cüzi bir maaş için her emre katranan bir adam nasıl olur da Allah'ın vereceği böyle ücretler için namaza üşengeçlik gösterebilir? Patron verir sana 2000 3000 lira sabaha kadar ciğerini satın alır. Allah azze ve celle o namazı kılman lazım dediğinde ay kılamam, vay kılamam. Şimdi o adama sormak lazım. Sen kime tapıyorsun? Patrona mı tapıyorsun? Namaza mı tapıyorsun? Senin önceliğin kim? Patronun mu? Namazın mı? Acaba ücreti az mı geliyor Allah Azze ve Celle'nin verdikleri? Sabahın namaz saatinde iş için uyananları görüyorsun, uçak için görüyorsun, tatil için görüyorsun. Yengesi gelecek, alası gelecek görüyorsun. Nasıl oluyor da o saatte, aynı saatte Allah'ın rızası için bir türlü uyanamıyorlar? Bebeği için uyanan anneler Allah Azze ve Celle'nin rızası için nasıl uyanamıyor? Bir insana saygısızlık sadece dille yapılmaz, lisanı halle de yapılır. Bir kul Allah'a saygısızlığı sadece lisanla değil lisanı halle de yapar. Bir insanın o davetlere gelmemesi ne demek biliyor musun? Cennetin varmış, sonsuz bir saadet verecekmişsin. Sevdiklerimle buluşacakmışsın. Artık benim beden elbisem yırtılmayacakmış. Artık ağrılarım, sızlarım olmayacakmış. İstemiyorum senin böyle bir cennetini. Dışarıda ciğerimi ikiye satarım. Ama ben sana kulluğa gelmem arkadaş diyorsun. Lisanı halinle Allah Allah ondan sonra da masaya oturup bir namaz niyaz anlatıldığında ya hocam biz biliyoruz bunları ya. Bizim çocukluğumuz Kur'an kurslarında geçti şimdi diskoda olduğuma bakma. Biz de biliyoruz bu şekilde olduğunu diyor. Madem biliyorsun neden namaza ve onun ücretine böyle bir üşengeçlik gösteriyorsun? Sen sadece Allah'ı bilmenin bu işlere yettiğini mi zannediyorsun? Allah'ı tanıyorum ama yapmıyorum. Şeytan da tanıyor o da yapmıyor. Şeytan Allah'ı kabul ediyor mu? Evet uluhiyetini kabul ediyor. Ama rububiyetini kabul etmiyor. Ben senin emir dairenini kabul etmiyorum diyor. Sen de aynı cümleleri sarf ediyorsun. Ben Allah'ın uluiyetini kabul ediyorum ama bana emri patronum verir. Allah emir veremez. O saatte beni o secdeye götüremez diyorsun. Subhanallah. Ne kadar dehşet bir durum yani. Ne kadar dehşet bir durum. Bir arkadaş soru sordu yani. Kusura bakmayın. Bence bu soru da abes geliyor bana yani. Bizim hilkatimizin temel meselesi iman. İmandan sonra fıkhın öngörüsüyle yapılabilecek en büyük şükür çeşidi de namazdır. Kainatta en önemli meseleler bunlarken bir arkadaş diyor ki abi çalıştığım iş yerinde patronum namaz kılmama izin vermiyor. Ne yapmalıyım? Yani böyle bir sorunun bile inan bu coğrafyada sorulması benim canımı acıtıyor yani. Bırakacaksın arkadaş. Eğer bırakmazsan patronun senin ilahın olur. Ve o dehşetli günde patronun seni Allah'ın gazabından koruyamaz. Ama Allah Azze ve Celle seni dünyada da ahirette de o patronundan çok rahat korur. Patronun mu namazın mı? Ne kadar ilginç ayrımlara düştük. Nasıl bir keşmekeş zamandayız. Ne kadar belli değil mi ahir zaman oldu. Bir de şu dersleri almasak, şu namazın ücretini bilmesek, şu nefsi ikna edemesek ne olacak bizim halimiz? Sabah kalkamıyorum diyen arkadaşlar birçoğuyla bazen mesai yaptığımızda iş için, şehir dışına gitmek için, yeni araba almak için saat kaçlarda kalktığını ben görüyorum. Demek ki nefis neyi beğenmiyor? Ücreti beğenmiyor. Ya bu patron veriyor bize 3-5 ya. Haşa kusura bakmayın. Ya Allah ne verebilir ki ben onun huzuruna gideyim. Ne kadar ağır itamlar, ne kadar ağır itamlar. Allah muhafaza etsin. Evet. Bir adam sana 100 liralık bir hediye vaat etse 100 gün seni çalıştırır. Hulful vaat edebilir. O adama itimat edersin. Fütursuz işlersin. Bak şimdi hulful vaat ne demek? Sözünden dönmek demek. Çok fazla arkadaşımız vardı mı? Alacağım var ama iş yerinde kaldı. Niye kaldı iş yerinde? Patron demek ki Sözünden döndü vermiyor sana. Ya bu ay sıkışığız diyor. Zaten seninle de işi bitmiş. Kovmuş göndermiş sana değil mi? İşçi hakkı mı iş hakkı helal aram onlar da bittiği için. Şimdi ama bir insan ona rağmen diğer patrona da güvenir. O patron bir daha çağırsa bir daha da çalışır. Allah Allah. Şimdi cennet denilen bir ücret karşılığında Allah Azze ve Celle'nin vaadi var. Ve hulful vaat etmek Üstad Hazretleri başka bir yerde diyor. iki sebepten olur diyor. Hulful vaat ne demekti? Sözünden dönmek iki sebepten olur diyor. Birincisi cehilden yani bilmiyordur Bilmiyordur ki yapsın. İkincisi, acizden. Yani gücü yetmiyordur ki yapsın. Şimdi Allah Azze ve Celle'ye haşa, cehil isnat edebilir misin? Allah'ım sen bilmiyorsun ki yapacaksın haşa. Peki, aciziyet isnat edebilir misin? Ya Rab senin gücün nasıl yetebilecek diye. Acizlik ve cehalet hakkında muhal olan bir Allah'ın sözüne itimat etmiyorsun. Ama yarın başına ne geleceği belli olmayan bir iş yerinin sigortası için ömrünü veriyorsun. Gerçekten bizde bir akıl tutulması var yani. Biz önceliklerimizi çok yitirmişiz, çok kaybetmişiz. Allah muhafaza. Evet buyurun. Acaba hulful vaat hakkında muhal olan bir zat, cennet gibi bir ücreti ve saadet-i ebediye gibi bir hediyeyi sana vaat etse, pek az bir zamanda, pek güzel bir vazifede seni istihdam etse... Bak ücretleri gördünüz değil mi? Dünyada ücret var, kabirde ücret var, mahşerde ücret var, bir de cennette ücret var. Sen bunları beğenmiyorsun ya. Ya bunları veren birini beğenmemek ne demek? Haşa onu ve emirlerini hafife almak demek. Bak lütfen cümleyi okuyun evet. Sen hizmet etmezsen veya isteksiz suhre gibi. Suhre gibi yani maskara gibi. Veya usançla yarım yamalak hizmetinle onu vadinde ittiham ve hediyesini istihfaf etsen. Pek şiddetli bir tedibe ve dehşetli bir tazibe müstahak olacağını düşünmüyor musun? Bak şimdi.